Serra, bir saniye. Bir şey söylemeden önce bir dinle lütfen. Konuşulacak bir şey kaldı mı ki? Git başımdan. Serra. Sen laftan anlamıyor musun? Uzatma. Ama... Aması maması yok. İstemiyorum. Seni dinlemek istemiyorum, görmek de. Tamam, haklısın. Dün gece gereksiz yükseldik. Ben de senin üstüne gelmemek için uzatmayıp geri adım attım, sustum. Neyi uzatmadın sen? Hırsızsın deyip iftira attığın bölümü mü? Ya karşıma geçip hırsızsın dedin sen bana. Bundan ötesi yok. Bu kadar kolaydı işte bunu söylemek senin için. Serra yapmaz. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır demedin. Diyemedin. Evet, diyemedim çünkü mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Ne yapayım? Sen yol göster. Yani sen bir şey söyle, olmaz mı? Ya ben sana yardım edemem. Bak, hayat bir sınavsa eğer, senin yerine soruları ben cevaplayamam. Ben zaten yeterince ağır bir sınav veriyorum çünkü. Hem de her gün. Sen bana iftira attın Selim. Hırsızsın dedin. Ben sana hırsızsın demedim. Tamam, açık açık hırsızsın dememiş olabilirsin. Ama ima ettim, bu da bana yetti. Abartmasan keşke Serra. Ya ben mi abartıyorum? Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Gözümün içine baka baka seni dinliyorum dedin. O saatin çantanda ne iş vardı diye hesap sordun sen benden. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Neymiş gördün Serra Yıldırım? Gerçek yüzün yetmez mi? Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Bak tamam. Tamam. Konu buralara gelsin istemezdim ama ne olur sen de uzatma Serra. Karşıma geçmiş hala pişkin pişkin uzatma diyorsun bir de. Pes. Gerçekten pes. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma. Selam. Selam. Ne haber? İyi, senden? İyiyim ben de. Dün akşamki yemek nasıl geçti, aile yemeğiniz? Herkesin dilinde de bizim aile yemeği ya. Neyse. Bak saatin. Benim arabada düşürmüş. Nasıl ya? Nereden çıktı şimdi bu? Anlamadım. Neyi anlamadın Biricik? Senin arabandan çıkmış ya, onu anlamadım. Ne alaka? Ne bileyim, düşürmüşsün işte. İmkansız. Çünkü ben arabanı bayağıdır bilmiyorum. Biricik, uzatma istersen. O sapık program bilgisayarıma nasıl yüklendiyse... ...bu saatte arabama öyle gelmişti. Olur mu? Bunu hep böyle yüzüme mi vuracaksın? Uzatmayalım Biricik. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Pınar. Tamam, tamam uzatmayalım lütfen. Ya bu zaten benim ne zamandır aklımda olan bir şeydi. İşten ayrılmak istiyordum. Derslere de yetişemiyorum biliyorsun. Tamam Pınar'cığım, bak benim şimdi işim var. Ben arayacağım seni, tamam mı? Sonra konuşuruz. Öpüyorum, bay bay. Oteldeki işinden istifa mı ediyorsun? Dün yaşananlar yüzünden. İşimi bırakır mısın lütfen? Bırakacağım. Ama söyle önce, dün yaşananlar yüzünden mi? Hayır, ne alakası var? Uzun zamandır planladığım bir şeydi. Ya planladığın bir şeydi, bana söylemedin. Ben her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Ayrıca iyi ki söylememişim. Serra, uzatmasan mı bu kadar? Neyi uzatmasan mı bu kadar? Heh, Serra. Selim, ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyidir. Haklıymışsın.
Yani Selim'in notunu yanlış girmişler sisteme. Nasıl yani? Senin statik sınav sonucun sisteme yanlış girilmiş. Biliyorum söylemeyecektim ama... Serra gelip ilgilenir misiniz demese... statikten B artı yerine D eksiye razı olacaktım beyefendi. B artı. Aynen. Bana teşekkür etme Serra et. Ben derse kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Dün akşam seninle doğru dürüst konuşamadık. Ya şu mesele. Serra otel işinden istifa etmiş. Evet biliyorum. Çok üzüldüm. Üzüldün. Ama üzülmemizin bir anlamı kalmadı artık. Ayrıca sen nereden öğrendin baba? Otel müdüründen. Ona bizim kıza göz kulak ol falan demiştim. O da böyle gelişme var diye beni aradı. Serra'nın da işe ihtiyacı vardı aslında. Nasıl para kazanacaksa. Selim. Şu saat mevzusu yüzünden Serra bizim aileyle ilgili olumsuz düşüncelere kapıldıysa ve bu durum aranızı açtıysa. Tamam tamam baba, bu benim sorunum, sen takma kafana. Tamam. Tamam, saat mevzusu kapandı. Peki... Serra'yla ne kadar ciddisin? Baba sen ne zamandan beri benim ilişkilerimi merak eder oldun? Oğlum... Evimize ilk defa bir sevgilini getiriyorsun. Bırak da merak edeyim. Yani pek mühim bir konu değil. Alt tarafı basit bir akşam yemeği diyeceğim ama... biz ailecek onu da beceremeyip sonuna bir aksiyon katmayı başardık. Görmüyorum değil mi? Yok yok, olur mu? Şimdi gel kızım. Gel abla. Babaannem Selim'in geldiğini duyunca bir görüşmek istedi hepimizle. Gidelim o zaman. Paşa? Nil söylemese geldiğinizden haberimiz olmayacak. Babaanneciğim olur mu öyle şey? Babam acil deyince önce ona uğradım ben. Hı. Baba oğul dertleşmesi. Hı, iyi iyi. Aferin. Serra nasıl? Serra oteldeki işinden istifa etmiş. Bize kızdığı için mi Selim? Artık size kızgınlığından mı değil mi kararını siz verin abla. Ay tüh ya. Gururlu kız. Yani bak onun yerinde ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Aferin yani, gururlu. Babaanneciğim, o iş o kadar kolay değil ya. Serra'nın o paraya ihtiyacı var. Serra keyfinden mi çalışıyor sanıyorsunuz siz? Bizim evin saçmalıkları yüzünden işinden oldu kızcağız. Hasenhan'ın entrikaları işte. Nereden çıktı şimdi bu? Hasenhan ne entrika yapmış? Hasenhan'ın bütün hayatı entrika. Ama sadece sen görmüyorsun baba. Saçmalama. Neyse, şimdi konuları bırakalım da. Benim Urla'ya gitme zamanım geldi de geçiyor. Ama sizin birbirinize kenetlendiğinizi görmeden gitmeye hiç niyetim yok. O zaman sen İstanbul'a yerleşiyorsun babaanneciğim. Çünkü babamla bizim kenetlenme konusunda bayağı bir sıkıntımız var. Evet, var tabii. Neyse, lafı değiştirme. Şimdi çocuklar, aile nedir? Hı?
aile olmak birbirine destek olmaktır. Birlik olmaktır. Birbirine kenetlenmek demektir. Değil mi? Hani siz böyle saçma sapan insanlar, saçma sapan konular yüzünden birbirinizi yıpratmayın lütfen. Bakın babanız. Babanızı anlamaya çalışın. Onu sevmeye çalışın. Yani ona habire tavır almaya, onu eleştirmeye kalkacağınızda onun yanında olun yavrum. Hani söyleyin bana, yani şimdi babanızın sizden başka kimi var? Değil mi İhsan? Evet anneciğim, orası öyle tabii de. Geldi bunu bizimkilere anlat. Onun yerine çocuk gibi Asena'yı kıskanıp kavga çıkartmayı biliyorlar sadece. Babacığım ne alakası var ya? Ben ne zaman kıskandım Asena'yı? Nil benden bahsediyor. Kendini bilmek de büyük erdemlik oğlum. Madem bu huyunun farkındasın, sen de kendini çekip düzen ver biraz oğlum. Asena da kimmiş? Ailemize dışarıdan gelmiş biri. Bugün var, yarın yok. Anne. Yavaş ol. Hı. Rica ederim. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Dokunma. Bugün sen karşıma bile çıkma. Of Sarı. Ne yapacağım ben? Günaydın. Bakıyorum da karga yemeden bizim mahalleye düşmüşsün. Günaydın Nazım. Günaydın, günaydın. Sanırım Serra'ya geldin ama o daha uyanmamıştır. Evet, farkındayım. Hadi gel, burada boş yere bekleme. Geleyim, nereye geleyim? Gel, görürsün. Kahvaltıya gidelim. Ne oldu lan? Demlemedin mi daha çayı? Geldi geldi abi. 5 dakikaya tavşan kanı gibi. Oğlum git şu içeriden peynir meynir bir şeyler kap gel daha güzel bir kahvaltı yapak ya. Sen acıktın acıktın belli. Halbuki dün gece de dağ taşı kemirdin ama. Günaydın. Otopark camiası. Bakın yolda ne buldum. Al sana üvey anne vakası. Ne işi var lan bunun bizim mekanda? Günaydın. Eyvallah koçum. Gel otur şöyle. Afiyet olsun. Buyur gel birlikte olsun. Yok sağ ol ben hiç değilim. Abi senin alışık olduğun sofralara benzemez bu. Ama olsun bizim de simidimiz taze. Kaşarımız güzeldir kardeş. Eyvallah. Hayırdır? Sabah sabah ne iş? Sahi siz Serra ile ayrılmamış mıydınız ya? Nazlım. Sen işe geç kalmıyor musun? Hadi al bakayım yürü. Yok vallahi kalmıyorum. Kahvaltı etmeden de hiçbir yere gitmem. Nazlım, simidin arasına böyle kaşar maşar bir şey koy. Müdür olduğun o kafede çayını içersin artık. Hadi yürü. Ya ama... Nazlım. Serra. İçimden bir ses senin için de çok mutlu olacağını söylüyor. Ay anne inşallah ya. Bakalım. İdil Hanım bugün tesisin müdürüyle tanıştıracağını söyledi. Ha. Biliyor musun? Bizim okulun yarısı freşe gidiyormuş zaten. Hadi ya. Hı.
Selim de mi yoksa? Ay sen taktın Selim'e, taktın. Bak anneciğim, birini gerçekten seviyorsan ona asla kıyamazsın. Onu üzülmesine, hırpalamasına falan izin vermezsin. Hepsinden de önemlisi bu Kutlu Sayveledi gibi aslını aslarını bilmeden sevdiğin kızı kesinlikle suçlamazsın. Tamam? Anneciğim ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Geç kaldım zaten, hadi görüşürüz. Sen bizim mahallenin kızına hırsız demişsin birader. He? Ne şaşırıyorsun oğlum? Demedin mi lan? Demişsin işte. Senin yüzünden kız üç gündür sokakta hayalet gibi dolaşıyor lan. Bana bak aslanım. Senin yaptığın var ya delikanlına sığmaz ha. Ulan gözünle gördüğüne dönüp bakacaksın yazar kitabımızda üç kere. Yine kara çalmak bu kadar kolay mı oğlum? He? Ben diyorum ki... Sen kendi işine baksan nasıl olur? Ne dedin? Anlamadım, bir daha de. İşine bak diyorum. Boyunu aşan konular hakkında yorum yapma, anladın? Sen ne diyorsun lan? Lan! 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 Lan bizim mekanını ayırdın lan! Lan senin mekanına da sana da! Adamın! Lan! Oğlum bizim mekanına bak, buraya yaptırma! Selim! Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? Utanın kendinizden ya! Ne bakıyorsun? Git havlu mavlu bir şey getir. Yüzlerini gözlerini silsinler. Ne işin var senin burada? Ben seni almaya gelmiştim. Beni almaya geldin. Niye? Sence ben senin arabana biner miyim? Ya karşıma çıkma demedim mi? Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun? O zaman? Mahalleye gelen misafire ne bu atar? Yazık. Utanın kendinizden gerçekten. Sen de. Yalnız sen de iyi dövüşüyormuşsun ha kardeş. Yani senin kadar olmasa da fena değilimdir ben de. Al. Burnun kanıyor burnun. Şimdi kardeş, ben sana bir şey anlatacağım. Soru sormak yok. Sözümü kesmek yok. Anladın mı? Tamam öyle olsun bakalım, anlat sen. Şimdi... Ben senin bu saat mevzuna az biraz hakimim. Saat derken? Kaç tane saat mevzusu var lan hayatında? Sevgiline çaldın mı diye sordun saat işte. O saat bizim elimizden geçti koçum. Bizim elimizden geçti ne demek? Şöyle kardeş. Şimdi bu saatin sahibisi takside unutmuş saati. Taksici de saati bize getirdi. Bizim elemanlardan biri de senin... Söylemesi ayıp, üvey anacına sattı saati. Üvey anne mi? Ha, Hasan ağa. Hasan ağa da o saati satan, Hasan ağanın öz böz erkek kardeşi. Ya koçum. Şimdi senin bu üvey anneciğin elindeki bu saat... ...nasıl döndü dolaştı da Serra'nın çantasının içine girdi... ...orasını bulmak senin işin kardeş. Orasını ben bilemem. Sonuçta üvey anne de olsa
kimsenin günahına giremem. Sen emin misin? Bir yanlışlık, bir hata falan olmasın? Adımın Barbaros olduğu kadar eminim koçum.